Radyo tiyatrosu. Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor. Kavim 1. bölüm. Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Komiser Ali Umut Taba, Komiser Zeynep Dilek Gürel, Nazmi Tuğbe İstanbulluoğlu, Cengiz Müdür Selçuk Kıpçak, Efektör Cengiz Saran, Ses Teknisyeni Can Erdoğan, Yönetmen Ergun Göcen. Genzini yakan koku uyandırdı onu. Bu kokuyu tanıyordu. Yıllarca kapalı kalmış bir kilisenin kokusu. Kilisede yakılan kandillerin, ufalanan taşların, eriyen mermerin, çürüyen ahşabın, yıpranmış sayfaların, küflenen cesetlerin kokusu. Dehşete düşmesi gerekirdi ama sadece çevresine bakındı. Usulca kımıldayan siyah bir leke gördü. Biçimsiz, belirsiz bir leke. Simsiyah bir silüet gülümsedi lekeye. Mor Gabriel diye mırıldandı. Leke yaklaştı, yaklaşınca insan cismine bürünüverdi. Siyahlar içinde bir insan. O insan baş ucuna geldi, kulağına fısıldadı. Beni tanıdın mı? Mor Gabriel diye mırıldandı yine. Ağzından Mor Gabriel sözcükleri dökülürken müziği duydu. Derinden, çok derinden gelen bir ayin müziği. Bilmediği bir dilde yinelenen tutkulu bir mırıltı. Kendinden geçmiş birinin söylediği bir tekerleme. Aynı anda haçı fark etti. Gümüşten bir haç. Adam haçı elinde mi taşıyordu yoksa göğsünde mi? Anlamaya çalışırken boşluğu ikiye bölen bir parıltı yandı söndü. Acı kayboldu. Bütün bedenine bir rahatlık yayıldı. Ses uzaklaştı. Önce odadaki renkler silindi. Sonra o siyah leke kayboldu. Sonra oda. Sonra da ışık. Sorgu odası alacakaranlık. Nazmi uzun masanın ucuna oturmuş, ben sol yanındaki iskemledeyim. Ali ayakta. Tepedeki lamba sadece Nazmi'nin yüzünü aydınlatıyor. Nazmi'nin geniş alnında ölgün bir parıltı var. Çukura kaçmış gözleri karanlıkta. Başını öne eğme. Nazmi'nin karşı çıkacak hali yok. Usulca kaldırıyor başını. Sevincini yitirmiş ela gözleri çıkıyor ortaya. Işık sert gelmiş olmalı, gözlerini kırpıştırıyor. Yüzünde en az 2 haftalık sakal. Sakal çizgisinin başladığı yerden bir parmak yukarıda, sol göz çukurunun altındaki yara siyah bir leke gibi duruyor. Sorgu odasının sessizliğini bizim Ali'nin sözleri bozuyor. Eliyle masanın üstündeki siyah Browning'i gösteriyor. Kendini de bununla mı vurdun? Onunla. Beylik tabancan mı? Beylik tabancam. İyi silahmış. Teşkilatta sevilen biriymişsin. Dosyanı okudum. Takdirnameler, ödüller. Amirlerin senden çok memnun. Herkes hakkında iyi konuşuyor. Kimse senin yaptığına inanmıyor. Nasıl oldu bu iş? Bilmiyorum başkomiserim. Bilmiyorum. Oldu işte. Yani sen yaptın. Ben yaptım. Neden onu sorguluyoruz? Gerçek gün gibi ortada. Adam da inkar etmiyor zaten. Niye ona daha fazla acı çektirelim? Ama Cengiz müdürümüzün uyarısı var. Son günlerde polis hakkında çıkan olumsuz yazılar kılı kırk yarmamıza yol açıyor. Ali de Cengiz müdürümüz gibi düşünüyor olacak ki sorguya yeniden başlıyor. Neden yaptın? Cinayet gecesi karınla tartıştınız mı? Tartıştık. Konu neydi? Hatırlamıyorum. Son günlerde hep tartışıyorduk. Kıskanıyor muydun karını? Kıskanırdım. Hoşuna giderdi onu kıskanmam. Yanlış iz üzerindesiniz komiserim. Karımı kıskandığım için öldürmedim. Sandığın gibi değil. Peki ne o zaman? Oldu işte. Kader. Nasıl kader? Nasıl olacak? Bildiğin kader. Başkomiserim, siz daha iyi bilirsiniz. Bizim meslek zordur. Polislik zor. Ama her kafamız bozulduğunda silahımızı çekip yakınlarımızı vurmuyoruz. Onları niye vurdun? Bak Nazmi, sorguyu tamamlamak zorundayız. Bize olanları anlatsan iyi olur. Zaten anlattım başkomiserim.
Ama madem ki istiyorsunuz tekrar anlatayım. O gece eve geldim. Yemek hala hazır değildi. Aynur yandaki komşunun bulaşık makinesi aldığını, bizim ne zaman alacağımızı soruyordu. 24 saat görev yapmışım. Neyse sokağı olduğu gibi kuşattık. Kimi gördüysek toparladık. Ama kadının çantasını bulamadık. Akşam üzeri emniyete döndüğümüzde müdürden de sağlam bir fırça yedik. Ne beceriksizliğimiz kaldı, ne salaklığımız. Anlayacağınız o kafayla geldim eve. Karım ne zaman bulaşık makinesi alacağız diye karşıladı beni. Üstelik daha yeni aldığımız televizyonun taksidi bile bitmemişken. Tartışmak istemedim. İçeri yürüdüm. İçeride kızım ağlıyordu. 2 yaşındaydı. Acıkmış olmalıydı. Ben aç değildim, yorgundum. Kafamın içi arı kovanı gibi vızıldıyordu. Karım, şu çocuğu kucağına al, görmüyor musun? Ben yemek hazırlıyorum dedi. Yüzümü asmışım. Karım, kızımı kucağıma almak istemediğimi sandı. Halbuki ben sadece yorgundum. Kızıma sarılıp uyumak istiyordum. Kızımı kucağıma aldım ama susmadı. Karım da susmadı. Onları dinlemiyordum. Onları duymak istemiyordum. Sadece uyumak istiyordum. Bir de kafamın içindeki vızıltılar dinsin istiyordum. Olmadı. Sanki biri kafamın içindeki kovana çomak sokmuş gibi vızıltılar arttı. Çocuğu yatağın üzerine bırakıp ellerimle kulaklarımı tıkadım. Ama boşuna. Vızıltılar dineceğine giderek artıyordu. Hayır, artık çocuğumun da karımın da sesini duymuyordum. Oysa kızım katıla katıla ağlıyordu. Karımsa karşıma dikilmiş çocuğu göstererek bağırıp çağırıyordu. Ona susmasını söyledim. Belki söylemedim de söylediğimi zannettim ama o üzerime yürüdü. Elleriyle bana vurmaya başladı. Bilmiyorum, belki vurmadı da bana öyle geldi. Vursa bile önemsemedim, önemsemezdim. Benim kurtulmak istediğim karım kızım değil, kafamın içindeki arıların vızıltılarıydı. Elim ne zaman tabancama uzandı, ne zaman kılıfından çıkardı, ne zaman tetiğe bastı bilmiyorum. Ardı ardına patlayan mermilerin gürültüsü kafamın içindeki arıları korkutup kaçırıncaya kadar ateş ettiğimi biliyorum sadece. Ben karımla kızımı ateş etmiyordum. Sadece arıları kaçırmak istiyordum. Ama gözlerimi açtığımda onların kanlar içinde kıvranan bedenleriyle karşılaştım. Ne yapacağımı bilemedim. Bu kez tabancayı kendime çevirdim, bastım tetiğe. Ama olmadı, ölmedim. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. İşte böyle oldu başkomiserim, gerçek bu. Ama tutanaklara nasıl isterseniz öyle yazın. Fezleke'yi nasıl isterseniz öyle düzenleyin. Kaybedecek deyim var ki. Hiçbir hakim kendime verdiğimden daha ağır bir ceza veremez ki bana. Ali'ye bakıyorum. Tamam mı? Duymak istediklerimiz bunlar mıydı? Ama Ali'nin yüzündeki o çok iyi tanıdığım katı polis ifadesi değişmiyor. Sanki iyi de başkomiserim, o zavallı kadının, o 2 yaşındaki masum çocuğun suçu ne demek istiyor. Haklı. Haklı ama genç. Hele bizim mesleğimiz için çok genç. Katilleri yakalayarak, yasayı uygulayarak suçu, kötülüğü önleyebileceğine inanıyor. Bana gelince, suçu önlemek için suçluyu yakalamanın, adaleti sağlamak için yasayı uygulamanın hiçbir işe yaramadığını karşılaştığım yüzlerce olayda birebir yaşayarak öğrendim. Keşke öğrenmemiş olsaydım diyorum. Çoğu zaman keşke yalan da olsa dünyada adalet diye bir şeyin var olduğuna inanabilseydim diyorum ama inanamıyorum. Çünkü insan denen bu tuhaf yaratığı kötülükten uzak tutacak ne bir güç var ne de bir yasa. Aklından bunlar geçerken kapı açılıyor. Açılan kapının aralığından önce floresanların sıkıcı aydınlığı, ardından Zeynep'in güzel yüzü görünüyor. Başkomiserim, acil bir durum var. Mesele ne? Bir cinayet işlenmiş Elma Dağ'da. İlginç bir olay. Geliyoruz. Ali, yazılı ifadeyi sonra alırız. Nazmi hepsini anlattı zaten. Peki başkomiserim. Geçmiş olsun Nazmi. Sağ olun başkomiserim. Aman geçmez. Sokağa çıktığımızda gece karşılıyor bize. Soğuk, nemli, karanlık bir kış gecesi. Cadde boyunca ilerleyen otomobillerin stop lambalarından yayılan puslu ışıklar iyice kederlendiriyor geceyi. Küçük damlacıklar beliriyor arabanın ön camında. Silecekleri çalıştıran Ali dışarı bakarak söyleniyor. Nasıl da kararmış ortalık. Saat 5 bile değil. Normal. Aralık ayındayız.
Olay yeri incelemeden komiser Şefik haber verdi. Tuhaf kanıtlar bulmuşlar cinayet mahallinde. Nasıl tuhaf? Şefik ayrıntıya girmedi başkomiserim. Ama hemen gelseniz iyi olur dedi. Sana da güzel bir mesaj bıraktı. Ali'ye söyle, yıllardır aradığı türden bir cinayet bekliyor onu dedi. Her zaman öyle söyler. Ama her seferinde sıradan bir cinayet çıkar karşımıza. Bu sefer farklı galiba. Burada görmeniz gereken kanıtlar var derken sesi titriyordu. Hiç sanmıyorum. Şefik ne zaman ceset görse heyecanlanır. Ali haksızlık ediyor. Şefik olay yeri incelemenin en deneyimli komiserlerindendir. Bir kuyumcu titizliğiyle çalışır. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmaz. Bir saç telinden, bir parça tükürükten, bir kan damlasından yola çıkarak katili bulmamızda çok yardımı dokunmuştur. Sadece bize mi? Adli tabipler de minnette söz eder ondan. Sevgili kriminoloğumuz Zeynep de Şefik'i takdir etmiştir hep. Ama bu kez nedense sessiz kalmayı tercih ediyor. Belki cinayet mahallinde göreceklerimizin yeterince etkili olacağını düşündüğünden ya da emin olmadan konuşmak istemediğinden. Doğrusu benim de Ali ile tartışacak halim yok. Cinayet mahalline gidene kadar gözlerimi dinlendirsem iyi olacak. Çünkü oradan Evgenya'nın meyhanesine gideceğim. Ne zamandır uğramıyorum yanına. Çok içerlemiş. Dün sabah iyi bir zılgıt yedik. Gidip gönlünü almalı. Pardesümün içine gömülüp yolculuğumuzu böyle değerlendirmeye hazırlanıyorken Ali'nin mırıldanması rahatımı bozuyor. Şu çocuk katili harekete geçmiş olmasın? Şefik'in sözleri onu da etkilemeye başlamış olmalı. Ali'nin tahminleri beni de uyarıyor. Yine de açmıyorum gözlerimi. Kapalı göz kapaklarımın içindeki karanlıkta 7 yaşlarında 3 erkek çocuğun cesedi beliriyor. Önce tecavüz edilmiş, sonra boğularak öldürülmüşler. Boyunları bükük, göz bebeklerinde kurumuş kalmış korkularıyla öylece bakıyorlar yüzüme. Görüntüleri dağıtan Zeynep'in sesi oluyor. Şekerci'nin işi olduğunu sanmıyorum. Niye? Şefik bir şey mi söyledi? Bizimkiler katile Şekerci adını taktılar. Oysa öldürülen çocukların yanlarında ne şeker kağıdı bulduk, ne de midelerinde şeker. Şekerci lakabını kimin koyduğunu hatırlamıyorum. Çocukları şekerle kandıran sapık klişesinden yola çıkan bir arkadaşımız olmalı. Pek yaratıcı olmadığı açık. Yok canım, Şefik sadece ilginç bir cinayet dedi. Her zamanki gibi açıklama yapmadı. Şekerci'nin işi olduğunu sanmıyorum çünkü tarih tutmuyor. Tutmuyor mu? Tutmuyor. Son cinayetten bu yana 3 ay geçmedi. Üstelik bugün cuma değil. Belki adam kuralı bozmuştur. Hep tarih sırasına göre öldürecek değil ya. Söylediklerine kendi de inanmıyor. Sesinde güvensiz bir tını var. Kapalı göz kapaklarımın içindeki karanlıktan daha karanlık bir dünyanın adamını düşünüyorum. Tespit ettiğimiz diyorum çünkü cesede bulunmamış başka çocuklar da olabilir. 3 cinayeti de 3 ay arayla 3. ayın son cuması işledi. 3 ayda bir o ayın son cuması 7 yaşında bir çocuğa önce cinsel istismarda bulunan, sonra canını alan biri nasıl bir insandır? Zeynep aynı yaştayken tecavüze uğramış biri olabilir diye açıklamıştı. Neden 3 ayda bir? Neden ayın son cuması? Katilin mutlaka bir nedeni vardır. Bizi anlamsız, tuhaf, aptalca gelse de onun için bir haklı neden. Bir gün öğrenebilecek miyiz acaba? Belki. Ama bildiğim şu ki, öğrendiklerimiz öldürülen o çocukları geri getirmeyecek. Belki Şekerci'nin başka çocukları öldürmesini engelleyecek. Ama sadece Şekerci'nin. Başka katiller çocuk olsun, genç olsun, yaşlı olsun insanları öldürmeye devam edecek. Dünya kurulalı beri böyle olmuş. Ne yazık ki böyle sürecek. Bu olayların bize öğrettiği ilk ve en önemli gerçek. Şu anda gitmekte olduğumuz olayın kesin gerçeği ise henüz olay mahallini görmemiş olmama rağmen işlenen cinayetin Şekerci'nin marifeti olmadığı. Aklımdan bunlar geçerken
cep telefonum çalmaya başlıyor. Ekranda bizim Cengiz müdürün numarasını görünce açıyorum. Alo, buyurun müdürüm. Merhaba Nevzat, neredesin? Olay yerine gidiyorum. Elma Dağı, bir cinayet varmış. Hep bir cinayet vardır. Oradan nereye gideceksin? Bilmiyorum. Olay yerindeki duruma bağlı. Nevzat, seninle dertleşmek istiyordum biraz. Bu akşam şöyle iki kadeh bir şeyler... Çok iyi olurdu müdürüm ama işim uzun süreceğe benziyor. Yarın sabah sizin odanızda yapsak bu konuşmayı. Tamam. Yarın sabah odamda buluşuruz. Birer acı kahve içeriz. Tamam. Yarın sabah odanızdayım. İyi görevler. Sağ olun müdürüm. Ne konuşmak istiyor bu adam benimle? O kadar samimi değiliz. Gerçi severim Cengiz'i. Protokol dışı bir adamdır. Ekibindekiler için riski göze alır. Emekli olmamı önleyen de odur. Yoksa çoktan sepetlemişlerdi bizi teşkilattan. Son günlerde Cengiz'in tayin meselesi dolaşıyor dedilerdi. Bir üst göreve getirilmesi bekleniyor. Onu mu konuşacak acaba? İyi de ben bu işlerden anlamam ki. Yukarıdakiler de pek sıcak bakmazlar bana. Neyse, göreceğiz bakalım. Cengiz müdürüm mü başkomiserim? Evet, Cengiz müdürümüz. Cinayeti mi soruyor? Yok. Dertleşmek istiyormuş biraz. İyi adam şu bizim Cengiz müdür. Bir kötülüğünü görmedik. Yok başkomiserim, yok. Çok iyi adam. Ondan daha iyisini görmedim. Tabii sizi saymazsak. Yalakalık olsun diye söylemiyor. İçten olduğunu biliyorum. Yine de böyle konuşması hoşuma gitmiyor. Çünkü o kadar iyi biri olmadığımı biliyorum. Ama şimdi bunu tartışmanın bir yararı yok. Cep telefonumu pardesümün cebine koyup yeniden gözlerimi kapatıyorum. Ne kadar uyursam o kadar kâr. Kavim. Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Komiser Ali Umut Tabak, Komiser Zeynep Dilek Gürel, Nazmi Tuğbe İstanbulluoğlu, Cengiz Müdür Selçuk Kıpçak, Efektör Cengiz Saran, Ses Teknisyeni Can Erdoğan, Yönetmen Ergun Göcen. Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları.